Merhabalar sevgili arkadaşlar yurt sonuçları açıklandı Aman bu videoyu iyi dikkatli dinleyin şimdi yurdu kazanan arkadaşlar için 9 Eylül'e kadar süre var nedir bu ne süresi hocam İlk kayıt ücreti yatırma süresi eğer 9 Eylül'e kadar bu ücreti yatırmazsanız ne olur? bay bay olur yurt hakkınız yanar sevgili arkadaşlar aman dikkat ya bu ücreti nereden öğreniyoruz ücret nasıl yatırılır onu ben sizlere anlattım bir önceki videomuzda linkini de yorumlara ve açıklama kısmına bırakırım bankamatikten internet bankacılığından ve KYK'nın internet sitesine 3 farklı yolla yatırılabiliyor onu anlattım. Herkes için farklı, her yurt için farklı. Dolayısıyla sabit bir ücreti yok. Bunu ödeme esnasında ekranda görebiliyorsunuz. Nasıl yapılacağını dediğim gibi anlattım. İlk kayıt ücretini ödedim ben hocam. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra ikinci aşama var. Taahhütname onayı. Onu da aynı videoda anlattım sevgili arkadaşlar. Bir önceki video. O videoda girip hem ücreti nasıl yatıracağımızı hem taahhütname onayı nasıl yapacağımızı çok kolaylıkla öğrenebilirsiniz. E, yaptık, kayıt olduk Ama ondan sonra e, başka işlemler de yapmamız gerekiyor. Nedir bu işlemler? Belge götürmemiz gerekiyor. E, 18 yaşından küçük olanlar için veri izin belgesi. Ki onu yurda gittiğiniz zaman teslim edeceksiniz. Aynı şekilde 4 tane fotoğraf var. E, onları yurda teslim edeceksiniz. E, yurda ne zaman? gitmem gerekiyor e, yurtlara 3 gün öncesinden gidilebiliyor sevgili arkadaşlar okulunuzun açılacağı tarihten 3 gün öncesinde e, yedek listeden yedek listeden kazanan arkadaşlar ise hemen iletişime geçsinler yurtlara. yurtlarda, yurtlarda. E, misafir öğrenci olarak kalabiliyorsunuz boş yerlerde e, bunun için hemen yedek çıkanları soruyorlar hocam ben ne yapayım diye hemen yurda arayın sevgili arkadaşlar e, yakınsa da gerekirse de gel derlerse de gidin dilekçe verin ücreti yatırdım ama taahhütname e, onayı yapmadım. Yurtta kalmak istemiyorum ben hocam. E, ne yapıyoruz? Dilekçe veriyoruz. O yatırdığımız para bizim imanımıza tekrar geri geliyor. E, yurtta kaldım, şey kazandım. Hiçbir işlem yapmazsam ne oluyor? Kayıt ücreti yatırmadığın için zaten yerleştirmen iptal edilmiş oluyor. Peki ben bu sene kazandığım halde gitmedim. Seneye tekrar başvurabilir miyim? Evet. Tatname onayı yapmayı ben hocam ama parayı yatırdım. Önemli olan parayı yatırmak sevgili şey arkadaşlar. Biliyorsunuz parayı veren düdüğü çalar. Tatname onayını daha sonra yurda gittiğinizde de yapabiliyorsunuz. Yedek bekleyen öğrenciler ne yapacaklar? Dediğim gibi öncelikle yurdunuzla iletişime geçiyorsunuz. Misafir öğrenci olarak kalmak için. Sonrasında da her pazartesi ve perşembe günü yedek yerleştirmeler yapılıyor. Bunların birinde inşallah size çıkacaktır ben yurtta kalacağım ama hocam maddi durumum da iyi değil. Çalışmam da gerekiyor. Şartı e, bürüt askeri ücret tutanın bir buçuk katı üzerinde bir işte çalışmamak. Bürüt askeri ücret şu an ne kadar bilmiyorum da herhalde 7-8 bin lira falandır. 7 bin lira olsa bir buçuk katı. Yani 10 bin lira üzerinde bir gelirinizin olmaması gerekiyor yurtta kalabilmeniz için. Ha, belge ne belgeleri lazım hocam? Öncelik belgesi olanlar. Bunları biliyorsunuz. Bunun dışında götürmemiz gereken sadece ve sadece 18 yaşından küçükler için veli izin belgesi ve fotoğraf. Onun haricinde engelli olanlar, şehit çocukları, korucu çocukları, milli sporcular, koruma altında olan öğrenciler gibi bunların belgelerini yurtlara götürmeleri gerekiyor sevgili arkadaşlar yani çok soru geliyor sorular doğrultusunda yeni videolar çekmeye devam edeceğim siz aklınıza takılanları yazın E ben de onları toplu bir şekilde herkese tek tek cevap vermek yerine toplu bir şekilde video olarak çekip atayım kendinize iyi bakın hoşçakalın